Anne sütüne en yakın yüksek besin değerine sahip bebek ve yaşlılar için sindirim kolaylığı ve yağ yakıcı özellikleri nedeniyle son yıllarda revaççı olan keçi sütü tüketimi artınca bulunmaz oldu. Türkiye'de 9 milyon civarında olan keçi varlığına rağmen süt üretimi tüketime yanıt vermedi. Son yıllarda da sağ cinsi keçilerle birlikte süt üretimi artırılmaya çalışıldı. Türkiye'deki 9 milyon süt keçisine karşılık Fransa 1,5 milyon keçi varlığıyla Türkiye'den daha fazla süt üretiminde bulunuyor. Bunun için de yetkililer süt keçiciliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de son 10 yılda süt keçiciliğinin ıslah edilmiş ırklarla birlikte yükseltilmeye çalışıldı. Ancak bilimsel araştırmalara göre bu süt türünün sindiriminin kolay olması, zengin aroması, anne sütüne yakın besin değerini taşıması ve yağ yakıcı özelliğinin açıklanmasıyla iç pazarda tüketimi de hızla arttı. Kıl keçileri yılda 100 ila 110 litre, sahnen cinsi keçilerse 200 ila 300 litre süt verirken Avrupa'da bu keçi türü 800 litreye kadar süt verebiliyor. Son 10 yılda süt üretimi ıslah edilmiş ırklarla birlikte hemen hemen ikiye katlandı ama Türkiye'deki süt miktarı yine de yeterli değil. Pazarda rahatlıkla yer bulabilen keçi sütü sadece yurt içinde değil yurt dışında da talep ediliyor. Türkiye pazarında 2012-2013 yılında koyun ve keçi sütü ürünlerinde %70'lik artış yaşanması da Malezya'dan gelen süt talebini karşılamaya yetmedi. Bunun nedeni de yurt içinde keçi sütüne olan talep fazlalığı.